Ektiğin tohumu bıkıp usanmadan her gün sulamak mıdır sabır? Yoksa cılız bir fidanın koskoca bir çınara dönüşmesini beklemek mi? Tek bir hedefe ulaşman için saatler saatleri, günler günleri kovalar bazen. Bazen de yıllar yılları. Güneşler doğar, güneşler batar. Zaman su gibi akar. Senin yapman gereken tek şey sabretmektir. Yavaş yavaş büyür ya bebekler. Bir anne için bebeğinin ilk adımını görmektir belki sabır. Sonra da belki ilk kelimesini duymak. Peki saniyelik, anlık parlayıp sönen alev gibi de olabilir mi sabır? Hani dur biraz sabret derler sana, karşındakini dinlemeye fırsat tanımadığında. Ya da kalabalık kantin kuyruğunda öne geçmeye çalıştığında. Bu okuduğunuz sabrın Türk Dil Kurumu'na göre tanımı. Ama ne kadar çok insana sorarsanız o kadar da farklı tanımları çıkabilir karşınıza. Çünkü herkesin deneyimleri özeldir ve hiçbir insan benzemez başka bir insana. Biz belgesel kulübü olarak sabır nedir, ne değildir keşfetmek için atıldık bir maceraya. Sorular sorduk karşımıza çıkanlara. Fakat gelin görün ki bu ilk deneyimimizdi tabii. Bazen ortam sesleri röportaj sesine öyle bir ezip geçti ki karşımızdakinin cevabını bir türlü anlayamadık. Kimi zaman kadrajı ayarlayamadık. Bazen görüntüye giren elimize hakim olamadık. Hatta yanlışlıkla bildiğiniz ters çekimler bile yaptık. Ama inanın pes etmedik, yılmadık. Ve tam da konumuz olduğu için sabredip tekrar tekrar çekmeye, tekrar tekrar sorular sormaya devam ettik. Ve işte bu bizim ilk minik filmimiz. Sabırla izlemenizi tavsiye ederiz. Devam ettirdiğime göre herhalde sabırlıyım. Sabrı bir çocuğa bakmaya benziyorum. Yani sabırlı olabilmek için çok emek vermek lazım. Sakin olmak gerekiyor. Doğru kararlar vermek gerekiyor. Hayatınızda en çok sabretmek zorunda kaldığınız an neler? Çocukların isteklerine cevap veremediğim zamanlar. Bugün sizi sabırla alakalı sorular soracağım. İlk sorumuz, sabırı neye benziyor? Sabırı yağmur damlalarına benziyor. Bazen böyle tane tane yağar, bazen fırtınalar kopar. Taşar sabır, fırtınalar kopar. En sabır gösterdiğiniz şey nedir? Öğrencilerim. Mesela kulübünden geliyoruz, konumuz sabır. İlk sorumuzla başlayalım. Ev hayatınızda mı daha sabırlısınız yoksa iş hayatınızda mı? Kesinlikle iş hayatında daha sabırlıyım. O kadar çok sabırlı oluyorum ki iş hayatında. Sabrımı tüketip eve gittiğim zaman evde çok fazla sabırlı olamıyorum ne yazık ki. Hayatınızda en çok sabretmek zorunda kaldığınız an ne bu? Çocuklarımın oyunu bırakıp ödeve gelmesi için bayağı sabrediyorum. Sabır demek mutlu olmak demek. Bana göre. Sabır deyince ilk önce oğlum sonra da işim geliyor açıkçası. Sabır deyince aklıma ilk ne geliyor? Dayanmak. Başka? Başka? Katlanmak. Bir insanın bir şeyi beklemesi. Sabırlı mısınlar? Yani normal hayatında veya okul hayatında sabırlı mısınlar? Çok sabırlı olduğumu söyleyemeyeceğim ama sabırlı olmaya dikkat ediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Sabırsız bir insan zaten ne sevgi sahibidir ne saygı sahibidir. Çok yeteneksizdim. Dans etmeyi hiç bilmiyordum. Ama dans etmek istiyordum. Hocalarımın da bana sabır göstermesiyle dans etmeyi öğrenmem. Sabır sonucunda elde ettiğim bir şey olabilir. Aklıma şu anda bunlar geliyor. Sabrı neye benzetebilirsiniz? Sabrı neye benzetebilirim? Sabrı baraja benzetebilirim.
su tutan baraja benzetebilirim. Yani baraj suyu tutar ama sabır patladı mı insan, o baraj patladı mı çok büyük tehlikeler olur. İnsan sabrı da biriktirdiğinde patladı mı bazı sıkıntılar yaşanabilir yani. Sabrınız tükendiğinde ne yaparsınız? Derin nefes alırım. Sabretmenin önemi nedir? Saygıyı yitirmemek gerekir. Sizi sabretmeye iten duygular nelerdir? Karşı tarafı üzmemek. Sabretmeniz takdirde kaybedeceğiniz şeyler neler olurdu? Kendime olan başta saygım. Sabrı neye benzetebilirsiniz? Karşımdakilerin büyüyüp sonradan yok olmasına. Cevaplarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir öğrendiğiniz, anlattığınız bir şeyi 10 kere sorunca ne tepki verirsiniz? 10 kere anlatıyorum. Hayatınızda en çok sabretmek zorunda kaldığınız an. Hayatımda en çok sabretmek zorunda kaldığım an, kızımı kucağıma almaya beklediğim an. Sabrını neye benzetebilirsiniz? Doğaya benzetebilirim. Toprağa ya da dünyaya ya da nasıl, neden derseniz eğer. Ona yapılan her muameleyi bir noktaya kadar kaldırıyor ama sonra sabrı tükendiği anlar oluyor ve sonrasında çok sert bir şekilde kendisini hatırlatıyor. Ama sabrı tükenene kadar bayağı iyi idare ediyor. Sabır güzel bir şeydir. Sabretmek, beklemek, süreci görmek ve ondan sonra karar vermek en doğrusu. Sabrınız tükendiğinizde ne yaparsınız? Çatlarım. Ev hayatınızda mı daha sabırlısınız? İş hayatınızda mı? İş hayatında daha sabırlıyım. Çünkü set oyuncudan çok sabır isteyememiştir. Uzun bir saatte bir işlersiniz. O yüzden iş hayatında daha sabırlıyım. Benim röportaj yaptığınızda ben teşekkür ederim ikinize de. Harika sorular. Sabır benim için iletişimde daha insanları dinlemeyi ifade ediyor. Onları anlamayı ifade ediyor. Onları sevmeyi ifade ediyor. Sabır çok önemli yani. Cevaplarınız için teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz.